Company YGS Academy Language School, Mr. Yücel İlmaz. İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi, uluslararası ERA kalite ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi, Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Sayın seyirciler, yarın ilk maçını Atatürk Stadı'nda Tavşanlı Linyitspor'la oynayacak olan Balıkesir Spor'a destekler devam ediyor. Balıkesir Spor'un tesislerinde yapılan antrenmanına Tuhafiyeciler Odası Başkanı İsa Erol, Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız, Fırıncılar Odası Başkanı Niyazi Tunç, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Turgay Kapan ve Kasaplar Odası Başkanı Galip Sarıoğlu bir ziyarette bulunarak baklava ikramında bulundu. Kaptan Ali'ye ver, kaptan. Teknik heyete ve futbolculara kendilerini tanıtan oda başkanları elleriyle baklava ikramında bulundu. Oradan ya, orada. Hepsini. Arkadaşlar alın, bu kalmasın, bitsin bu. Teknik direktör İsmail Ertekin oda başkanlarının ziyareti konusunda ve Tavşanlı maçıyla ilgili olarak KRT'ye açıklamalarda bulundu. Demek ki bu yıl da açık kalmayacağız. Yani tüm oda başkanlarımız burada sağ olsunlar. Geçen yılda benim geldiğim ilk günlerde böyle bir toplantıda beraber olmuştuk. Hayırlı oldu geçen sene. İnşallah bu sene de hayırlı olur. Biz de gerçekten hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Bu şehrin esnafları, bu şehrin çalışanları, bu şehrin takımına, bu şehrin markasına destek veriyorlar. Onun için hepsine çok 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 teşekkür ediyorum. Evet, bu hafta ilk maçımızı oynayacağız. Tavşanlı'yla hazırlıklardan da biraz bahsedelim. Tabii hazırlıklar son aşamasına geldi. Artık bundan sonra işte 2 gün kaldı maça. Yapılabilecek son rütuşları yapmaya çalışıyoruz. İnşallah cumartesi günü hayırlısıyla başlar ve istediğimiz gibi başlar diye düşünüyoruz. İnşallah böyle olur. O da başkanları da duygularını dile getirdi. Öncelikle Balıkesir Spor, Balıkesir şehrinin takımı. Tabii ki birinci millilikte oynaması hepimizi mutlu ediyor. Bu tabii şehre yansıması da gayet olumlu bir şekilde hepimiz görüyoruz. Neler olduğunu inşallah kuruluşunun 50. yılında yani 2016'da Balıkesirspor'u Süper Lig'de göreceğiz diyorum. Öncelikle ben de Balıkesir ve Balıkesirspor'u çok seviyorum. Balıkesir'im ve Balıkesirspor'un sevdalısıyım. Hiçbir maçını eksiksiz takip ediyorum, izliyorum. Bu yıl kulübümüzü iyi bir yerlere getirdik. Yeni de topçular transfer ettik. İnşallah Balıkesir sevdasını, Balıkesir her şeyini, Balıkesir'in her şeyini bu Balıkesir Spor adıyla Türkiye'ye, dünyaya duyuracağız. Tabii arkadaşlarımız duygularını anlattılar, söylediler. Bu sözlerin üzerine fazla söylenecek bir şey yok ama tek gerçek şu, Balıkesir büyük şehir, Balıkesir Spor daha önce 73'lü yıllarda nasıl birinci ligde şampiyonluklarla Beşiktaş takımlarına berabere kaldı, daha güzel sonuçlar aldı. Bundan sonra inşallah daha güzelini, inşallah şampiyon olacağız, çıkacağız inşallah. Ben Fenerbahçe'yi burada izlemek istiyorum. Hocam bu böyle yani. İnşallah yani Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı temennimiz o. Sakatsız bir sezon inşallah. Balıkesirspor'a sonuna kadar başarılar dilerim. Ben teşekkür ederim. Evet, geçen sezon güzel bir başarılı sezon geçti. Burada yönetim ekibi olarak başta İsmail Başkanımıza ve Tuna Başkanımıza ve hocalarımıza ve futbolculara çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu inançla yine zaferi başaracağımıza inanıyoruz. Yeter ki inanmak lazım başarıyı elde etmek için. Balıkesir halkı da buna destekliyor. Hep beraber güzel başarıyı elde edeceğimize seviniyorum. Hayırlı uğurlu olsun yeni sezonumuz.